Altı ok ve oklardan biri mor ve yeşile boyanacak CHP'de sayın seyirciler. Bu ok tartışması tabii bir taraftan da devam ediyor. Peki Vatan Partisi Öncü Gençlik bakın CHP'ye bir öneride bulundu. Neymiş efendim o öneri? Gelin beraber bakalım. Devletçilik okunun yarısını yeşile, yarısını mora boyayacağız. Vatan Partisi Öncü Gençlik Özgür Özel'e tepki gösterdi. Yeni logo önerisini posta yoluyla CHP'ye gönderdi. Özleri, içerikleri, ruhları çelişiyor. Biz de Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak düşündük, taşındık. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini bu bunalımdan, bu çelişkiden, bu yükten kurtarmaya karar verdik. Dolayısıyla onlara, ruhlarına, özlerine, içeriklerine uygun bir logo tasarladık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni logo önerimiz budur. Biliyoruz biraz tanıdık bir logo. Zaten DEM Parti ile içeriğiniz aynı, programınız aynı, siyasetiniz aynı, logonuz da aynı olsun. Kunt, CHP'nin 6 oktan çok önce vazgeçtiğini hatırlattı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Atatürk'e, Türk devrimine olan düşmanlığı, karşıtlığı söylemlerle sınırlı değil. PKK DEM Parti'nin yöneticileri terör örgütü yönetme suçundan cezaevinde yanlarında bu arkadaşlar var. PKK belediyelerine kayyum atanıyor, Suriye'nin kuzeyine harekat yapılıyor. Yine Türkiye'nin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri yer alıyor. Fethullahçı terör örgütünün gazeteleri, dernekleri kapatılıyor. Önlerinde nöbet tutan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri. Altıok, Atatürk onların makyajı, reklam süsü, vitrin süsü onlar için. Öncü Gençlik Başkanı CHP'ye oy veren vatandaşlara da çağrı yaptı. Mecbur değilsiniz dedi. Bu vesileyle onlara da sesleniyoruz. Atatürk'e, Türk devrimine, Cumhuriyet'e gönül veren vatandaşlarımıza da sesleniyoruz. Cumhuriyet düşmanlarıyla kol kola girmiş 1930'ların CHP'si değiliz diyerek Türk devrimine olan, Atatürk'e olan düşmanlıklarını ilan etmiş yeni Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini bırakın. Türk devriminin, Kemalist devrimin, Atatürk'ün kalesi olmuş Vatan Partisi'ne güç verin.